5. Kolordu Komutanı'dır. Bütün Kolordu Komutanları Mustafa Kemal'i çok önemserler. O arada 20. Kolordu Komutanı da Ali Fuat Cebesoy'dur. O da Ankara'dadır. Dolayısıyla Mustafa Kemal'e ne der Kazım Karabekir? İstanbul'un yakalayın emrine rağmen Kolordu'da ben emrinizi isteyin. Evet. Daha sonra Sivas'a gidilir. Sivas Kongresi yapılır. Sivas Kongresi'nde de efendim Erzurum Kongresi'ndeki alınan kararların tamamı kabul edilir. Ama bu arada yurdun çeşitli tarafında kurulan dernekler vardır. Müdafaa Hukuk Dernekleri. Bunlar birleştirilir. Adına Anadolu Müdafaa Hukuk Derneği falan denir. Daha sonra da bir temsil heyeti seçilir. Kongre adına iş görmek için. Daha sonra da Sivas'tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin merkezi seçilen Ankara'ya doğru hareket edilir. Ankara'da da biliyorsunuz 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur. Bu da Mustafa Kemal'in bir özelliğini efendim anlatması bakımından çok önemlidir. Hangi özelliği derseniz meclise verdiği önem. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne danışmadan efendim hiçbir işlem yapmamıştır. Bu da onun ne kadar efendim millet iradesini önemli kıldığı açısından önemlidir diye düşünüyorum. Evet Sayın Hocam, size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir an önce bu hastalıklardan salgınlarından kurtuluruz da artık yine çalışmalarımıza devam ederiz. Devam edeceğiz inşallah. Evet. Güzel günler bekliyor. Güzel günler bekliyoruz. Hem şahsım adıma hem ulusum adıma büyük bir beklenti içerisindeyiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.